Evet, burası neresi? Yahya Dede. Burası hemen hemen 120-130 yıl bir geçmişi olan Pazarbaşı'nın değirmeni. Divri yakınlarındayız. Divri, Çamşık bölgesinde, çay kenarında. Burası 150 yıl geriye doğru diyebileceğimiz bir geçmişi var. Adı Pazarbaşı'nın değirmeni. Bu Çamşık'ında, bu bölgede, Sincan'da, Yağbasan'da, Kırkgöz'de, bütün bu köyler, en az 80 köy. Burada değirmen ta Çetinkaya tarafından, çünkü bu bölgede tek değirmen. Burada ununu üretmek isteyen bir kişi bir hafta sonraya ancak sıra alabilir. Çünkü buralar böyle yoğun bir değirmen, çok yoğun. Bir hafta geriye sıra atar. Bayram Dayı buranın işletmecisi son olarak. Pazarbaşı'nın diye geçer. 3 el değiştirdi. En son Bayram Dayı burada değirmen işletti. Şu anda Bayram Dayı 90 yaşında, yaklaşık bir 90 yaşında. Çok çalışkan. Bayram Dayı'nın birine sorsan kim Bayram Dayı desen, bu bölgede onun gibi çalışkan bir adam kimse söyleyemez. Öyle bir Bayram Dayı. Bu taşların hepsini, bu şeylerin içinde taşlar var. Değirmen taşları. Değirmen taşlarını bakın, bir tanesi şurada. Bak, bir tanesi burada. Bu değirmen taşlarını Bayram Dayı tek tek taştan yapar. Öyle şeyden değil. Tek tek taştan yapar. Yüzünü sıvar bir şekilde. Çünkü değirmenlerde taş böyledir. Biraz böyle şeyden bak. Burası suyla çalışır. Bu Çaltı Çayı'na Çaltı giden bir şey. Burada işte bir de harman makinesi var, gördüğün gibi. Şu taş burada, bu taş suyla çalışan bir mekanik dediğimiz düzenek, suyla. Bu taşların tamamı siyah taş dediğimiz taştan yapılır. Yıllarca kullanılır. Her yıl bu taş çekiçle, özel taş çekiçle dişleme derler buna. Dişliyorlar ve ondan sonra un üretmeye. Bu unun inceliğini, kalınlığını ayarlar bu. Yani bunu büktüğün zaman daha ince, öbür ters yöne büktüğün zaman daha kalın. Mesela hayvanlara yapacakları ne diyorlar ona? Havra, havra Küsve dedikleri. gibi, küsbe diyorlar bize. Küspe, havra, şu bu. Onu bununla ayarını buradan yapıyorlar. Çok büyük öğütüyor, kırıyor filan. Un olunca da çok ince yapıyor. Bakın, bu o taşın muhafazası. Şu gördüğün tahta taşın muhafazası. Ortadan da şöyle bir şekilde bu taşı böyle indirirler. Bakın, yukarıda taşı kaldırır. Şu taşı yukarı bükerek, düzenekle bu taşı yukarı kaldırır. Alttaki taşı koyar buraya. Sonra bu taşı tekrar indirir. Tamamen bedensel bir şey. Bayram Dayı da o konuda çok çalışkan bir adam, bedensel olarak. Burası diğer üç gözlü değirmen bu. Üç gözlü. Buralar suyla. Bunun altında şu anda altı boş buranın. Arkadan su gelir. Arkadan su gelir. Buralarda pervanelere çarparak taşları çevirir. Bayağı büyük. Üç bölüm. Tabii üç gözlü değirmen, bu her yerde bulunmaz, bu üç gözlü değirmen. İşte üç gözde 24 saat çalışmasına rağmen burası aylarca bitmez müşterisi. Bir tarihin içindeyiz ya. Şimdi sağ olasın, getirdiğin her şeyden de evvel. Zaten un olmasa ne olur ki? Ve burada da bazı yazılar da var. Evet, burada işte bu yazılar şu. Yazılar işte hatıra, anı filan yazmışlar. Vallahi bir televizyonun gelip çekmesi lazım. Çekmiştir de belki. Yok, bura çekilmedi. Başlı başına bir olay. Kamerayla da çekse. Cep telefonuyla çektik ama kamerayla çekmemiz gerekirmiş ya. Evet, sağ olasın. Sen de güzel anlattın.